Bir dairenin çevresi üzerinde iki nokta seçin ve aralarında bir doğru çizin. Böylelikle alan ikiye bölünmüş olacak. Bir üçüncü noktamız daha olsa iki tane doğrumuz olur. Bu doğruların geçtiği alansa dörde bölünür. Dördüncü noktayı ekleyin ve tabii üç tane doğru daha. İşte alan bölündü 8 parçaya. Beşinci nokta ve eklediği 4 doğru destekliyor çizdiğimiz deseni. Alanımız 16 parça oldu şimdi. Buraya kadar belli bir sistem varmış gibi görünebilir. Ama bundan sonrakine dikkat. Çünkü 6. nokta bize 31 sonucunu verir. Ne? Bir dakika. 1, 2, 4, 8, 16, 31 mi? Nasıl yani? 2'nin kuvvetleriyle başlayan bu örüntü neden 6. iterasyonda beklediğimiz sayının bir eksiğini verdi? Ayrıca neden 1, 2, 4, 8, 16, 32, 63 değil? Ya da neden 1, 2, 4, 8, 15 değil? Eğer devam ederseniz, sayılar 2'nin kuvvetlerinden farklı olacak şekilde gidiyor. Bir tek 256 hariç. Bu da insanın aklına acaba burada gerçekten nasıl bir örüntü var sorusunu getiriyor. Ve bu örüntü neden 2'nin kuvvetleriyle bu şekilde oynaşıyor? Bundan sonraki birkaç videoda bunları açıklayacağım. Bir de sizlere çok sevdiğim bir ispatı göstereceğim. Bence ilginç sorular, cevaplarının hemen açıklanması yerine önce biraz düşünülmeyi, tartışılmayı ve paylaşılmayı hak ediyorlar. O yüzden ben sıradaki videomu hazırlarken siz de birazcık düşünün. Tekrarlamam gerekirse sorumuz şu. Bir daire üzerinde birkaç nokta seçsek ve bu noktaları doğrularla birbirine bağlasak, dairenin alanını kaç parçaya bölmüş oluruz? Bu noktaların nerede oldukları fark eder mi? Ve cevap, 6'dan daha az nokta için neden 2'nin kuvvetlerini verir?